Ham, oylar cebe. Bul, oylar cebe. Şaralım. Senin egzozun patlamış. Ah yavrum, Arabistan yollarında kıvır. Sırada Yatağan Baba'nın Türkiye'nin gerzek gündemini yorumladığı bölüm var. Yatağan Baba'nın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalıkname kitabı, gerzek gündemi sunar. Arabistan yollarında kıvır. Bugün yorumlayacağı konu anayasa değişikliği. Senin egzozun patlamış. Çünkü milletimizin bizden beklentilerinden birisi de yeni bir anayasayla Türkiye'nin önünün açılması, Türkiye demokrasisinin daha da ileriye doğru gidilmesinin temin edilmesidir. Oy, kulağımı tırmaladı. Kurtulamamışın konuşması. Birkaç hafta önce bir tane bölücü ve dinci uyuz, dördüncü maddenin, şimdi de işte bu konuşmayı yapan da adını vermeden üçüncü maddenin değiştirilmesini istedi. Şimdi, yanda ne görüyorsunuz? Anayasa kitapçığı, Kur'an-ı Kerim meali ve de İngiltere bayrağı. Neden? Şundan. İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere'nin bir anayasası yok değerli izleyenler. Ne var? Birkaç maddelik Magna Carta var. Onunla yüzyıllardır yönetiliyor. Ve üzerine güneş batmamış imparatorluk, medeniyet, devlet diye biliniyor. Bizde ise habire bu anayasanın metni üzerinde kavga ediliyor. %80-90'ın değişmesine rağmen. Şimdi, ülke yönetmek anayasayla mı oluyor, yoksa İngiltere'de olduğu gibi anayasa olmasa da mı oluyor? Demek ki, örnekte görüldüğü gibi, bu şart değildir. Peki, ne şarttır? Onu da Kur'an-ı Kerim'den anlatacağım. Şimdi bu anayasa değişikliğinden kasıt nedir? Metninin değişmesi. Oradaki metin değişti miydi? Anayasa değişmiş olur. Ha, peki dikkat ettiniz mi? Kur'an-ı Kerim'in metni, değerli izleyici, 1400 yıldır meydanda. Ama Müslümanların hali de meydanda, ortada. Demek ki bu metinle alakalı bir şey değil. Neyle alakalı? Ulan adam olacaksınız. Siz kendi çıkardığınız kanunlara bile uymazken anayasayı değiştirseniz ne, değiştirmeseniz ne? Bu iş metinle mi olacak sanıyorsunuz? Metinle olacak olsa Kur'an'ın metni 1400 yıldır ortada ama Müslümanların hali de ortada. Demek ki konu metinlikte değil, adam olmakta. Ben bu konuyu değerli izleyicim, Allah hepinize böyle dönekliği nasip etsin adlı Cem Karaca kitabında anlattım. Bu kitapta Cem Karaca ve Pilavın Kıvamı başlıklı bir makalem var. Orada şunu anlatıyorum. Efendim işte Türkler 10 tane 20 tane devlet kurdu. Bu şekilde konuşuluyor ve övünülüyor. Oysa ki bu doğru değil. Bunlar büyük olanlar. Türklerin kurduğu devlet sayısı 400'den fazla. Uy Rabia gibi oldu. 400'den fazla. İyi de niye bu kadar çok devlet kurulmuş? Çünkü hepsini batırmışlar. Bu Cem Karaca kitabım elimde kalmadı. Yeniden yayınlamaya çalışıyorum. Destek olursanız sevinirim. Kitabın basılabilmesi için 1500 dolar gerekiyor. Arada bu bilgiyi de vermiş olayım. İngiltere anayasası olmamasına rağmen ülke yönetiyor ve üzerine güneş batmayan bir devlet oluyor. Bizimkiler habire yok anayasaydı, yok şöyle olacaktı, yok böyle olacaktı. Habire devletler yıkıyor, bir daha kuruyor. İşte o bakımdan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiş. Neden? Çünkü bütün bu tarihi süreci okumuş, oradan tecrübe çıkarmış ve ona göre bir devlet kurmuş. Sizin de oranız buranız oynamayacak, adam olacaksınız ve ülkeyi de yöneteceksiniz. Yatağan Baba sohbetleriyle her gün YouTube'da. Dinlediğiniz bu yorumu da 172. bölümü yayınlanan Beyni Arayışları programının içinde bir bölümdü. Murat Yatağan Baba, Barış Manço'nun sözünden dönmesi, Türklerde ve Kur'an'da sözden dönmek konusu diye arattırarak, sohbetinin tamamını YouTube kanalından izleyip dinleyebilirsiniz. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar.
Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına, çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir anayasayla Türkiye'nin önünün açılması... Senin egzozun patlamış. Ah yavrum, Arabistan yollarında kıvır. Yatan Baba'nın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalıkname kitabı Gerzek Gündemi sundu. Ah yavrum. Sözümü cümlemi tekrar ederek bitireyim. Eğer ki bu iş metinle olacak olsaydı, Kur'an'ın metni 1400 yıldır ortada ama Müslümanların hali de ortada. Yatağan Baba'nın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. Senin egzozun patlamış. Bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla. Arabistan yollarında kıvır.